Bu videoda size şekiller ve açılardan bahsetmek istiyorum. Açının ne olduğunu daha önce duymuş olduğunuzu düşünüyorum ama duymayanlarınız için isterseniz açının ne olduğuyla başlayalım. Size hemen bir şekil çizeceğim. Bu sayede açının ne anlama geldiğini de anlatabileceğime inanıyorum. Evet, bu bir üçgen. Üçgenlerin üç kenarı olduğunu biliyorsunuz, öyle değil mi? Bakın, bu birincisi, bu ikincisi ve bu da üçüncüsü. Buna ek olarak üçgenlerin üç açısı olduğunu da söylemek istiyorum. Açıların nerede olduğunu da hemen göstereyim. Bunun gibi bir şekil için açıların kenarın kesiştikleri yerlerde ya da köşelerde olacağını söyleyebilirim. Başka bir deyişle örneğin bu açılardan biridir. İki kenarın kesiştiğini görüyorsunuz değil mi? Bu kenar ve bu kenar bu noktada birleşiyor. Benzer şekilde burada da bir açı var ve burada da. Öyleyse bir üçgenin üç kenarı ve üç açısı vardır diyebiliriz. Şimdi size bir soru soracağım. Elimizde bir dikdörtgen olduğunu düşünelim. Evet, bir dikdörtgen çiziyorum. Bana dikdörtgenin kaç tane açısı olduğunu söyleyebilir misiniz? Hadi hemen videoyu durdurun ve biraz düşünün. Bakın açılardan biri burada, ikincisi burada, üçüncüsü ve bu da dördüncüsü. O halde dikdörtgenin de dört kenarı ve dört açısı vardır. Size dört kenarı olan bir başka şekilden bahsedeyim. Evet dikdörtgen olmayan ama hala dört tane kenarı olan bir başka şekil geliyor. Çiziyorum buna Benzeyen dörtgenlere bakın. Gördüğünüz gibi aynen bir dikdörtgen gibi bunun da dört kenarı var ama dikdörtgenden farklı. Çok da düzgün olmadı ama idare edin. Bakın 1 2 3 ve 4 kenarı var. Peki sizce bu şeklin kaç açısı var? Bu arada bu şeklin adı da Trapez ya da yamuktur. Evet, bana bu yamuğun kaç tane açısı olduğunu söyleyebilir misiniz? Hadi sayalım. Açılardan biri burada, diğeri burada, bu üçüncüsü ve bu da dördüncüsü. Bu yamuğun aynen bir dikdörtgen gibi hem dört kenarı hem de dört açısı var. Şimdi bunun tam tersini yapacağım ve eğer elinizde kağıt kalem varsa bu dediğimi kesinlikle denemenizi istiyorum. Bana 5 tane açısı olan bir şekil çizebilir misiniz? Çizdikten sonra adının ne olduğunu da düşünün. Hadi bakalım. Şimdi birlikte yapalım. Bunu morla çizeceğim. Evet bakın bu şekilde başlıyorum ve bu birinci açı, bu ikinci, bu üçüncü, bu dördüncü ve bu da beşinci açı. Göstermemi de isterseniz, bir, iki, üç, dört, beş. Ayrıca bu şeklin bir, iki, 3, 4 ve 5 tane kenarı olduğunu da görebilirsiniz. Peki, 5 kenarı olan bu şeklin adı nedir? Beşgen. Evet, bu bir beşgendir. Beşgenlerin 5 beş kenarı ve 5 açısı vardır. Peki ya altı açısı olan bir şekil? Sizce neye benzer? Ben bunu çizmeyeceğim ama eğer isterseniz siz çizebilirsiniz. Altı açısı olan şekillere de altıgen adı verilir. Altıgenlerin altı kenarı vardır.